Efendim 60 dakikadan iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Efendim süremiz 60 dakika. Sorularımız çok fazla. Dolayısıyla isterseniz hemen başlayalım sıcak gündemle. Adana Valisi Sayın Avni Coş günlerdir manşetlerden inmiyor. Nedir bu işin aslı? Yani bir devletin valisinin vatandaşla biraz da nahoş olmayan tarzda tartışmış olması, bu kadar medyada geniş yer bulması normal mi? Özellikle meseleleri hep siyahla beyaz bakıyoruz. Ve maalesef bu siyah beyaz alışkanlığı bizim geçen asırdan elde ettiğimiz bir alışkanlık. Ve bu asırda, 21. asırda bütün meseleleri bir siyah beyaz analizine tabi tutarsak aslında tam anlamıyla bunu bir küre şeklinde görebilme fırsatını elde edemeyiz. Şimdi o olayın kendine ait çeşitli yönleri ve yöntemleri var. Ben valiyi savunacak değilim. Vali kendisini savunur. Ama özellikle bir törende devletin valisine veya devletin bir görevlisine, bırakalım devleti, normal bir sivil vatandaşa dönüp hakaret ediliyorsa bunu da görmek gerekir. Her açıdan görmek gerekir. Vali Bey'in verdiği cevabı da görmek gerekir. Ve bütün bunları da kendi mecrasında hem denetleyecek, hem bir şekilde bu konuda eğer uçlara kaçmış bir davranış şekli varsa bu konuda kendi değerlendirmesini yapacak ve bu değerlendirme üzerinden de kararını verecek bir de mekanizma var. Yani hem halk adına bunu yapacak bir mekanizma var, bir de bir halk mekanizması var. Yani devlet bu konuda her iki tarafla ilgili bir karar almaz veya bir değerlendirme yapmazsa halk kendi kararını, kendi değerlendirmesini zaten çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat biz şunu yapıyoruz. Yani sürekli olarak işte geçmiş yüzyıldan veya geçmiş dönemlerden kalan bir alışkanlık maalesef. Dönüp sadece olayın bir tarafına fokuslanıyoruz. Bir tarafını görüyoruz ve diğer tarafını görmüyoruz. Diğer tarafın normal, diğer tarafının olabilir, diğer tarafının makul veya diğer tarafının böyle bir hata yapılmış olabilir diye görüyoruz. Ama neticede insanlar, kameralar var. Herkesin huzurunda, devletin valisine bir hakaret var. Devletin kendini tutabilse belki çok daha iyi olur ama kendini tutamıyor. Muhakkak kendini tutamamasının karşılığında da biraz önce söylediğim gibi bir denetlemeyle zannediyorum İçişleri Bakanlığı herhalde bu konuda bir şey başlatmıştır, başlatacaktır. Ama böyle meseleler olur. Daha önce de Sayın Vali belediye başkanıyla bir tören sırasında yine sanıyorum bir tartışma yaşamıştı. Bir başka tarihte Eskişehir Valisi bir gazeteciyle ilgili bir attığı e-mail ile gündeme geldi. Şöyle bir şey var Sayın Soylu, siz Demokrat Parti çizgisinden gelen liberal siyaseti aslında bir yandan temsil ediyorsunuz. Her ne kadar bugün AK Parti içinde olsanız da. Acaba darbeler döneminden kalan bir tortu var mı devlette hala? Yani ceberut devlet anlayışı, yukarıdan bakan vatandaşı biraz da aslında hani teba olarak gören bir anlayış hala acaba yüksek bürokraside devam ediyor mu? Biraz bunun tezahürü olabilir mi bakışlar? Bürokrasi güçlü bir gelenek. Ve bürokrasi kendi egemenliğini, kendi kuvvetini, kendi hakimiyetini bir şekilde bırakmak istemeyebilir. Bu sadece Cumhuriyet döneminde yaşadığımız bir güçlü gelenek değil. Devlet-i Ali Osmaniye'de de bunu güçlü bir şekilde yaşadık ve gördük ve oradan tebarüz eden, oradan gelen bir gelenekte. Muhakkak ki dünyanın belki liberalliğe evrilmesi biraz daha, daha doğrusu serbestleşmeye, demokratikleşmeye evrilmesi, temel hak ve hürriyetlerin özellikle devletin bütün reflekslerine yön vermesi. Bunlar hepimizin hayatına dokunuyor. Özellikle Türkiye 11 yıldır bunları her gün yaşıyor. Türkiye'nin belki de dezavantajlı olarak itilen bütün grupları, özellikle devlet tarafından itilen bütün grupları, işte tek parti dönemini bir hem vali devlet hem vali parti anlayışını çok net bir şekilde yaşayan bir Türkiye'den geliyoruz. Orada valinin sandıklara müdahale ettiği, valinin partiye müdahale ettiği, partiyi yönettiği bir dönemden geliyoruz. Tabii bugünlerle o günleri kıyaslamak mümkün değil. Bu tip hadiseler söz konusu olabilir. Bir, bunları tırnak içinde söylüyorum, şeytanlaştırmamak lazım. Yani bu yanlış bir şey olur. Çünkü devletin de sağladığı bir sistem vardır. Liberalizm devleti tamamen yok eden veya liberal düşünce devleti tamamen ortadan kaldıran bir anlayışın sahibi falan değildir. Devleti denetleyici, daha oryantasyon, daha oryante edici, yani halkla devlet arasındaki o ilişkiyi kurucu, daha küçük, daha etkin bir hale getirir.
Ama o ceberrut devlet halinden Türkiye çok uzaktadır bugün. Ben tam bunu da çok net onu söyleyeceğim. Görüyoruz. Sayın Soylu, son 11 yılda AK Parti iktidarı döneminde özellikle kutsal devlet anlayışından vatandaşın ayağına giden, vatandaş hizmet eden devlet anlayışına doğru aslında ciddi bir evrilme var. Ama birkaç valinin aslında sadece Adana valisi değil, başka vilayetlerde benzer bu dozda olmasa da sorunlar yaşandı. Örneğin Eskişehir valisinin bir gazeteciye attığı e-mail gerçekten nahoş bir e-mail. Yani bu tarz sıkıntıların olması aslında iktidarın bu konudaki bakışına da ters gibi duruyor. Yok. Yani şöyle söyleyelim. Yine burada üzerinde durduğumuz konuları fetişleştirmeyelim. Fetişleştirmemek lazım. Meseleye yine siyah beyaz değil, meseleye iki taraftan da bakmak gerek. Yani bir koruma güdüsüyle bunu söylüyor değilim. Yani bu konularda nasıl düşündüğümü de hemen hemen herkes bilir. Devletin mümkün olduğunca küçük olması ve bütün meselelerden de çekilmesi konusundaki bir kanaatin sahibi bir insan olarak bunu değerlendiriyor ve söylüyorum ama şu, yeni bir çağdayız. Yeni bir dönemdeyiz. Bu dönemin adı bilgi çağı, bilgi dönemi, bilgi toplumu. Muhakkak ki hepimiz insanız ve çeşitli reflekslerimiz var. Ve bu refleksleri mümkün olduğu ölçüler içerisinde özellikle bu sosyal medya dediğimiz hadiseden veya işte bu biraz önce söylediğiniz e-mail de bu sosyal medyanın başka bir versiyonu, başka bir aracı. Burada kontrol etmemiz lazım. Yani bir 9 kuralı var. Yani 9'a kadar saymak ve düşünmek lazım. Bu sosyal medyada bir hamle yapmadan evvel. Bazen ani refleksler gösterilebiliyor. Devletin valisi de insan. Yani belki bunu taş değil. Karşı karşıya kaldığı hadiselere karşı refleksten ari bir insan, refleksten yoksun bir insan değil. Onun için mesele hep insan temelinde ve insani açıdan bakmak gerekir ama bir tarafta vatandaş, bir tarafta devleti temsil eden bir otorite olması eşit paydaşlar değiller tabii. Yani o açıdan da ayrıca bakmak lazım. Bize göre vatandaş bugün daha ağır noktada yani. Şimdi efendim yine sıcak gündemle isterseniz devam edelim. Bu öğrenci evleri tartışmasından sonra sanki AK Parti'nin zirvesinde, tepesinde bir görüş ayrılığı var gibi algılanıyor. Bugün bu yönde haberlerde yapıldı. Sayın Arınç grup toplantısına galiba katılmadı. Belki bir özrü vardı ama buradan belki bazı fitneci odaklar acaba AK Parti'nin zirvesinde çatlama mı var diye yorumlar yapmaya başladılar. Nedir partide üst kademede durum şu anda? Şimdi 11 yıllık bir siyasi parti düşünün. 34 almış, 44 almış, 47 almış, 50 almış veya 49, 49,5 işte o 49,5 almış. Ve mümkün olduğu ölçüler içerisinde trendini hep yüksekte tutmuş. Ve Türkiye'de de büyük bir değişimin, Türkiye'nin bugüne kadar karşı karşıya kaldığı ötekileştirmeden kurtulup bir normalleşmenin yolunu açmış. Ve bunu yaparken de hep çeperini genişletmiş. Yani mümkün olduğunca genişletmiş. Diyelim ki bu siyasi partinin içerisinde bir takım insanlar, bir kısım insanlar böyle bir durumu hayal bile edemiyordu. Memleketimizde olduğu gibi. Bir kısım insanların tamamen idealleriyle örtüşen bir durum söz konusu olabilir. Bir kısım insanlar da acaba böyle bir şey olabilir mi gibi bir beklenti içerisinde olabilirlerdi. Yani bugün Türkiye'nin geldiği tablo ile ilgili söyleyebilirim. Bu kadar farklı iklimin, bu kadar farklı düşüncenin, bu kadar farklı siyasi bakışın, yani AK Parti'nin içerisinde Anavatan Partisi'nden de, eski Doğru Yol Partisi'nden tanımlarken ancak öyle tanımlayabiliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, yani milliyetçilik kanadı biraz daha ağır, yüksek olan arkadaşlar da var. Her düşünceden Alevisi var. Onun dışında eski Sosyal Demokratları var. Yani her kanattan insanlar var. Ve Türkiye'nin hangi meseleyle karşı karşıya kalıyorsa bu meselelerin tamamını toplumun %50'sini temsil ettiği için içinde yaşayan bir siyasi parti. Ve bunu sahici yaşayan bir siyasi parti. Yani bunu eklektik, suni bir şekilde yaşayan bir siyasi parti değil. Bunu sahici bir şekilde ve samimi bir şekilde yaşayan bir siyasi parti. Ama AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı bir özelliği daha var. Yani belki 1950-60 dönemindeki Demokrat Parti'yi iyi okuduğum için benzer özelliği var. Kurumları güçlü. Yani kurumları, kuralları güçlü bir siyasi parti. Muhakkak ki ailede olduğu gibi, bir ticari müessesede olduğu gibi, farklı siyasi partilerde olduğu gibi, Avrupa'da ve Amerika'daki siyasi organizasyonlarda olduğu gibi, AK Parti'nin de kendi içerisinde bir farklı düşünenler, iki olaylara farklı yaklaşanlar, üç olaylarla ilgili farklı görüş belirtenler de muhakkak var.
Çünkü dediğim gibi toplumu yansıtıyor. Ama bunu bütün kuralları içerisinde ve bütün kurumları içerisinde bir kabın içerisine koyabilme fırsatını yakalamış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Netice itibariyle bir siyasi parti içerisinde bazen yanlış anlaşılmalar olabilir, bazen iletişim kazaları olabilir, bazen bir konu üzerindeki ısrara katılmamak söz konusu olabilir, bazen lideri yanlış anlamak olabilir. Bunların hepsi söz konusu olabilir. Ve çok dikkat etmek gereken bir mesele daha var. Bu tip siyasi partilerde hükümet sözcülüğü ve parti sözcülüğü en riskli iki alandır. Ama yine siyasetin kendine ait bir kuralı daha var. Parti içerisinde bu tip problemler tartışılabilir, konuşulabilir. Partinin kurulları var çünkü ve ben bunu AK Parti'de çok net bir şekilde yaşadım. Birçok kriz olayında, son bir yılda yönetilmesi gereken kriz olayında, memleketin karşı karşıya kaldığı problemde partinin milletvekilleriyle, partinin MKYK'sıyla, partinin MYK'sıyla, bırakın partinin mahalle teşkilatlarına kadar bu konunun hangi ölçüde nasıl tartışıldığını ve nasıl zemin bulduğunu ve nasıl bir şekilde politikaya döndürüldüğünü çok net bir şekilde görüyorum. Bunlar yaşanabilir işlerdir. Buradaki temel esas şudur. Parti içerisindeki bu tip krizler veya bu tip meseleler, bu tip olaylar parti içerisindeki değerlendirilerek. Çünkü çok yıllardır çok mesafe alınmış bir başka tabir gibi anlaşılmaz ama çok zaferler kazanılmış. Çok mücadeleler yapılmış. Çok eşikler geçilmiş bir siyasi partiden. Şimdi biz olanca sıcaklığıyla gününü yaşıyoruz biz bu partinin. Yani inanın 100-150 yıl sonra bu geçirdiğimiz tarihi dönemi. Şimdi Diyarbakır'a Şivanperver, İbrahim Tatlıses, Barzani, Sayın Başbakanımız bir arada olacaklar. Yani bunu 5 yıl önce hayal etseniz insanın hayali tutuklanabilirdi Türkiye'de. Yani hayal tutuklanabilir mi? Veya 7 yıl önce, 10 yıl önce. 5 yıl önce de AK Parti'nin dönemi. 10 yıl önce de AK Parti'nin dönemi. Ama öyle bir ağır baskı vardı Türkiye'de. Oysa bugün çok daha farklı bir tablonun içerisindeyiz. Bunu oluşturan bireyler, bunu oluşturan siyasal figürler kendini aşmış siyasal figürlerdir. Yani ve bu tip tartışmalar çok net bir şekilde veya bu tip değerlendirmelerde. Basının görevi de bunu yakalamak. Yani ona da kızmamak lazım. Basının görevi de bunu yakalamak. Bu meselenin üzerine mümkün olduğunca o da kendisinin bir reyting kaygısı var. Haber takip kaygısı var. Bir sektörel kaygısı var. Demokratik ülkelerde de bunları böyle makul karşılamak lazım. Basın demişken aslında AK Parti'nin parti içi demokrasi işletmeni dair çok haberler çıkar. Özellikle belli bir kesim kalemleri tarafından. Parti içi demokrasi yok, tek adam yönetimi var denilir. Şimdi başka sesler çıkınca bu defa partide çatlak var deniliyor. Yani işin ortası galiba pek bulunamıyor. Dediğiniz gibi herkes kendi durumuna göre galiba olaya bakışıyla olayı yansıtıyor. Türkiye'de bir pozisyonel tavır alma gibi bir süreç söz konusu. Bu maalesef hiç olmaması gereken sermayede de var. Bu hiç olmaması gereken bilim dünyasında da var. Bu olması ama kararında olması lazım geldiği medyada da var. Yani medya muhakkak taraf olabilir. İktidara karşı da, muhalefete karşı da bir takım rezervleri de söz konusu olabilir. Bunu da böyle görmek lazım. Ama bunun bir kararı vardır. Yani bir adalet, bir hakkaniyet çizgisi vardır. Çok uçlarda, siyahlarla beyazlar arasında maalesef gri tonu bulabilecek veya orta tonu bulabilecek bir adalete sahip değil veya hakkaniyete veya yaklaşıma sahip değil, böyle söyleyebiliriz. Peki yine sıcak gündemle devam edelim. Bu öğrenci evleri hikayesi henüz tam olarak bitmiş değil, bu tartışmalar devam ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani gerçekten de aslında her ne kadar orada bir takım toplumunda kabul etmeyeceği bir takım evlerde şeyler yaşanıyor olsa bile devletin, polisinin ya da jandarmasının o evlere girip orada denetim yapma hakkı olmalı mı gerçekten de? Şimdi bunu tartışıyoruz değil mi? Evet. Şimdi bu Türkiye'nin geldiği nokta işte. Şimdi tabulaştırmışız her şeyi biz. Ben madem tartışıyoruz kendi görüşümü sadece söyleyeyim. Bana göre bu çağda, bu zamanda insanların mahrem alanlarında herhangi bir otoritenin bulunmaması gerekir. Devlet ya da bir başkası. Ailelerin bile artık yani yetişkin insanların hayatını müdahale etmediği bir dönemde devletin gidip de insanların özel hayatını müdahale etmemesi gerekir diye ben düşünürüm. Bu benim fikrim. Buyurun. Şimdi bu bir özel hayat müdahalesi tartışması da başka bir noktadır ama şunu söylemek gerekir.
Şimdi ortada bir problem var. Problemi alıp eğer bir özgürlük, bir demokrasi ve dönüp bir özel hayat fetişizmi üzerinden, tekrar söylüyorum, bu tanımı kimin yaptığı, ne şekilde yaptığı, nasıl yaptığı ama bizim bu tanımın peşine takıldığımız aşikar ve apaçık bir gerçektir. Şimdi iki kata artan, gerek örgünde, gerek ikinci öğretimde, gerek gündüz öğretimde, gerek ikinci öğretimde, gerek açık öğretimde, gerek uzaktan eğitimde, gerek yüksek lisansta, doktorada iki katından çok daha fazla bir noktaya gelen bir üniversite kompozisyonumuz söz konusu. Üniversite öğrencisi kompozisyonumuz söz konusu. Ve 81 vilayette yaklaşık bugüne kadar 99 üniversite açılmış Türkiye'de. Toplam 76'dan 175'e ulaşmış bizim üniversite sayımız. 188, 190, 189 binden de 300 bine. İnşallah bu yılın sonu itibariyle de veya işte önümüzdeki yılın ilk çeyreği itibariyle de 400 bin yatak kapasitesine ulaşacak. Anlaşılıyor ki üniversiteye gönderdiğimiz ve imkan sağladığımız öğrencilerimizle onların barınma imkanları arasında bir negatif korelasyon var. Yani biz çok ciddi artarken negatif korelasyon bile demeyelim ama birbirine yaklaşamayan oranlar söz konusu. Şimdi burada bir problem olduğu, bir arz talep problemi olduğu apaçık ortada. Bu birinci problem. Bir öğrenci barınma sorunu var, bu kesin. Bir. İki, bu da çok doğal. Büyüyorsunuz. Evet. Büyüdükçe içeride de dışarıda da sorunlarınız olacak. Devletin ve hükümetin görevi de bu sorunları yönetmek. Şimdi bir istersen araya gireyim. Kemal Bey bugün grup konuşmasında belediyelere çağrıda bulundu, CHP'li belediyelere yurt yapın dedi. Aslında daha önce CHP'li belediyelere de, daha doğrusu AK Partili belediyeler üniversite öğrencileri yurt burs verirken de bursların kesilmesi için biliyorsunuz daha önce ciddi faaliyetleri vardı. Aslında üniversite öğrencilerinin gerçekten bir ilgiye ihtiyacı var, bu kesin. Barınma anlamında da. Bu konuda da devlet elinden geldiğince bütün yatırımı ortaya koymaya çalışıyor. Bir kere bizim 45 lira öğrenciye verdiğimiz kredi 2002 yılında bugün 280 artı bir de 200 yemek parasıyla beraber 480 lira veriliyor. Yani onu bir şekilde rahatlatabilecek, hı hı, ve onun kafasını dinginleştirebilecek bir yapı. Bu daha da artacak. Yani zannediyorum yılbaşı itibariyle yine artacak. Yani imkanı mümkün olduğunca devlet kendi ortaya koymuş olduğu fırsatlarla o öğrencileri karşı karşıya bırakma konusunda bir iddiayı da veya bir sürekliliği de ortaya koyuyor. Bu birincisi. İkincisi, hepimiz biliyoruz ki özellikle yeni bir kültür de var. Yani bir taraftan ilçelerde, bir taraftan illerde, gerek meslek yükseokulları olsun. Ki ben Anadolu'nun birçok ilçesine dokunmuş adamlardan bir tanesiyim. Orada ilçe merkezlerinde bir taraftan özel yurtlar, devlet yetiştirebildiğince kredi yurtlar kurumunun yurtları veya devletin kontrol edebildiği yurtlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurtlar veyahut da veya Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı yurtlar veyahut da hiçbir unsura bağlı olmayan, devletin veya özel denetlemesine bağlı olmayan apartlar ve yurtlar var. Böyle bir ortam meydana geldiğinde de siz de ben de biliyoruz ki istismarcılar da var. Yani hayır, bu çok olağan hayatın kendi akışından kaynaklanan bir sonuç. Gerek Türkiye'nin hemen hemen birçok noktasında, gerek konuşlanmış ve yoğunlaşmış bazı noktalarında özellikle bir uyuşturucu dediğimiz mesele. İki, yani burada zikretmekten bile, gençlerle o noktayı bir araya getirmekten bile edep edeceğim, hicap duyabileceğim konuların tamamına musallat olmuş bir yapı var Türkiye'de. Ve bunu fırsat bilen bir organizasyon. Buna çete diyebilirsiniz, yapı diyebilirsiniz. Ne söylerseniz söyleyin. Şimdi siz başbakansınız. Devleti idare ediyorsunuz. Devletin Milli Güvenlik Kurulu'nda veya bir güvenlik toplantısının içerisinde bununla ilgili size çok ciddi dosyalar geliyor. Bırakın memleketimizin bir bölgesini ziyaret ediyorsunuz. Bir vatandaş, bir anne ki Sayın Başbakanımız halkla özellikle Anadolu'ya gittiğinde teması çok yoğun olan, birebir olan bir lider içtenliğiyle yaklaşan bir anlayış sergiliyor. İnsanlar gelip çeşitli dertlerini, çeşitli sıkıntılarını bahsediyorlar. Devletin yetkilileriyle karşılaştığı zaman oradaki meselelerin ne noktaya vardığını kendisi soruyor veya kendisi brief ediliyor. Buradan böyle bir nokta çıktığı zaman, yani
toplumsal olarak belki geleceğimizi tehdit eden bir gelişmeyi orada lokal de olsa, yaygın bir yapı da olsa, bundan bir devletin yöneticisi olarak, iki bir ailenin reisi olarak, üç muhafazakar demokrat kodlara kendi siyasi partisine oturtmuş bir siyasi partinin lideri olarak ve genel başkanı olarak, dört ülkesinin geleceğinde tarihe adını yazdıracak bu ülkenin bir ferdi olarak ve geçmiş medeniyetimize inanan, bunu geleceğe, bu o medeniyetin bütün kültür kodlarını geleceğe taşıma konusunda bir anlayışa sahip bir kişilik olarak, bunu çoğaltabiliriz, partinin diğer kademelerine de çoğaltabiliriz, bu konuda bu değerlendirmeleri yapmaktan kaçınmayan ve bunun milletin bir meselesi olduğunu, biraz önce söylediğiniz efendi bir devlet anlayışıyla değil, hizmetkar bir devlet anlayışıyla aslında bunun devletin de bir meselesi olduğunu, ama özgürlükler alanına girmeden, özgürlükler alanına müdahale etmeden bunun bir derdi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Devlet dediğiniz taş bir yapı değildir. Devletin bir ruhu vardır, bir duygusu vardır. Devletin bir talebi vardır, bir ideali vardır, bir geleceği vardır ve bunun kanını da ruhunu da bütün damarlarında oluşturan bir tek unsur vardır, o da millettir. Şimdi bir kavram çıkartıyoruz ve bu kavramı kendimiz istediğimiz gibi figürleştiriyoruz ve ondan sonra o kavrama da tapınmaya başlıyoruz. Böyle bir kavram yok. Yani içinden milleti ve milletin duygusunu aldığınız zaman devletin kendi adına oluşturabileceği bir fonksiyon yok. Şimdi burada ülkenin başbakanı, vicdan sahibi bir başbakanı, gelecekle ilgili kaygı duyan bir başbakanı yapabileceği tek bir şey vardır. Bu meseleyi toplumun gündemine taşıyabilmektir. Bazı meseleler vardır. Aldığınız kararlarla bertaraf edebilirsiniz. Nedir bu meseleler? Asayiş türlü meseleler. İşte bugün sabahleyin birçok uyuşturucu baskını yapıldığı yer takip edersiniz. Ama bazı meseleler vardır. Toplumun gücüne ihtiyacınız vardır. Toplumun sizi desteklemesine ihtiyacınız vardır. Toplumla bu meseleyi acı da olsa paylaşmanıza ihtiyacınız vardır. Eğer bir sorumluluk sahibiyseniz. Yoksa basit bir mesele vardır. Halının altına süpürürsünüz. Yarın size intihar vakaları olarak, yarın size aile faciaları olarak, yarın size karanlık dehlizlerde gelişen olaylar olarak ortaya çıkar. Yani doğruları toprağa gömmeyelim. Gömemeyiz de zaten. Siz de ben de, bu İstanbul'da da, şu Beyoğlu'nun arka sokaklarında da, üniversitelerin önüne pineklenmiş ve oradan çocuklarımızı zehirlemeye çalışan insanların ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de babayım. Ben de endişe içerisindeyim. Sadece burada değil, Avrupa'da da bu endişe var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bu endişe var. Bu endişeyi taşımak zorundayız biz. Çocuklarımız adına. Bütün yani konuşuyorsunuz siz de biz de. Sosyal medya konusunda, internet konusunda. Yani insanların ortak kanaati şöyle. Ya bu internet başladıktan sonra galiba bu kontrol edemediğimiz olaylar daha fazla yükselmeye başladı. Özellikle aile içerisinde, toplumsal olaylarda, sosyal olaylarda. Şimdi biz bunu yaşıyoruz. Şimdi bir başbakan sadece beylik laflarının adamı falan değildir yani. Bunu böyle kimse yanlış anlamaz. Ya da veyahut da bir ülkenin başbakanı veya bir ülkenin iktidar partisi, siyasi partisi. Tamam, senin görevin ne? Marmara yapmak. Senin görevin ne? Türkiye'nin 60,5 milyar dolar, 61 milyar dolar enerji ithalatı var. İşte sen bu enerji ithalatını ancak çözebilirsen çöz, çözemezsen de ilgili yerleri doyur. Bu değil başbakanın görevi. Sadece Tunceli'deki üniversite binasını yapmak değil. Sadece bir vesileyle bu ülkede spor tesisi yapmak değil. O spor tesisinin ruhunu o insanlarla, gençlerinle bir araya getirebilmek. Biz bunu düşünmek zorundayız. Biz bunu düşünürsek, bizden öncekiler bizi düşündüğü gibi, bütün Avrupa ülkelerine bakın. İngiltere, Almanya, Avusturya, bütün Avrupa ülkelerinin tamamına bakın. Fransa, hepsinin gençlikle ilgili hem özel programları var gençlerle ilgili, hem de gençlerin hayatının yani belli bir periyotta gidebilmesine yönelik ve o ülkede gençlerin dejenerasyona uğramamasına yönelik adımları söz konusudur. Hepsi için uyuşturucu tehlikelidir. Hepsi için gayri yasal yollar, yasal olmayan yollar kesinlikle tehlikelidir. Hepsinin muhafazakarlıkla bağını kurmak isteyen
hangi siyasal parti olursa olsun bir aklı söz konusudur. Bu Avrupa'da ciddi bir şekilde vardır. Bu Amerika'da da ciddi bir şekilde vardır. Bütün bu yapının içerisini görüyoruz. Ama Türkiye'de siz bunlara giremezsiniz. Neden? Hala Türkiye'de AK Parti'ye karşı konuşlanmış ve Patriot füzelerini AK Parti'ye karşı gönderen ve yönlendiren hala 92.000, 80-90, 70-80, 60-70 arası paralel devlet kurmuş ve bu paralel devlet üzerinden her noktayı yönetmiş ve siyasi yapıyı kısır hale getirmiş. Kısır, bu lafı bilerek konuyor. Siyasi yapıyı kısır hale getirmiş ve siyasi yapıyı hareket edemez hale getirmiş, felçleştirmiş bir anlayış söz konusudur. Ve bu anlayış bugün hala hakim olduğunu iddia ediyor. Bunu yaparken de olayda bunu mu gördünüz? Efendim? Tekrar bu olayda. Bu olayda bunu gördüm. Özgürlüklere bir algıda kasıt var mı algı oluşmasında? Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz aslında hükümet çıkardığı yasalarla suçluların evine bile girerken mahkeme kararı arıyor. Daha önce savcı tabii kararıyla giriyor, artık mahkeme kararıyla girilebiliyor. Ama yani sırf ahlaka mugayip bir şey var diye diyelim ki İnsanların evine girilebilir mi? Yani şimdi burada sanki bir tezat var. O zaman yani bir tarafta özel hayatı koruyan hükümet, ya kimin evine yasalar girilmiş var. Yani kimin evine girilmiş? Bunu yapan öyle bu hükümet mi? Kimin evine girilmiş? Bu ülkede 11 yıldan beri ben Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı yaptım. Hükümete karşı da muhalefet ortaya koydum. Söz söyledim, ekonomik olarak eleştirdim. Ya bana bir tek kişi sen ne yapıyorsun demedi bu ülkede. Ben de bu memleketin bir evladıyım. Arkamda holdinglerin helikopterlerine binerek hayat sürmüş bir adam falan değilim yani. Şöyle itseniz belki yıkılacak bir adamım. Yani kimin siyasal düşüncesine, kimin siyasal fikrine, kimin hayat tarzına, kimin hayat bakışına, kimin hayat idealine, kimin farklılaşmasına hayır böyle olmaz diye müdahale edilmiş? Kimsenin. Ama şimdi mesele şuradan kaynaklanıyor. Dün müdahale edenler, yani sadece evet başörtüler edildi. Bu ülkede Alevilere müdahale edilmedi mi? Aleviler ötekileştirilmedi mi? Gazetelerinde bu konuda toplumu kamplaştırmak için bir tabloyu ortaya koyanlar, sürekli olarak bunu bir öcü, bir sopa olarak gösterenler müdahale etmediler mi? Bu ülkede Kürtlere müdahale etmediler mi? Siz bizim istediğiniz gibi yaşayacaksınız değil mi? Devlet reisleri dediler bunu. Siz istediğimiz gibi yaparız demedi. Bütün bunların tamamını söylediler. Ama dönüp bunu özgürlük, demokrasi ve hayat tarzı gibi çok masum kavramların içerisine yerleştirip oradan meseleyi şeytanlaştırmaya çalışmak hala o hastalıklı aklın ürünüdür. Çok net. Yani Türkiye bununla bu mücadelesini devam ettirmek zorundadır. Devam ettirecektir. Türkiye'nin siyasal düşünce farklılıkları olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olur. Bu centilmen bir rekabet içerisinde. Beni beğenmez, beğenmeyebilir. Biz onu beğenmeyiz, biz de onu beğenmeyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi beğenmeyebiliriz. Bu normal bir rekabet alanıdır. Ama bu rekabet alanının dışında o siyasi partilerde zehirlemeye çalışan bir akıl var hala Türkiye'de. Ve bu egemen akıl hala meselesini devam ettirmeye çalışıyor. Ve diyor ki seni ben ötekileştiririm. Hala ötekileştirme konusundaki o alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Diyor ki ülkenin başbakanına veya ülkenin herhangi bir yetkilisine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir, dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bülent Kuşoğlu diye bir arkadaşımız, bir milletvekili, ya tekke ve zaviyeler düşünülebilir falan dedi yani. Başka bir şey de söylemedi adamcağız. Felç ettiler yani. Felç. Ya tartışılamaz mı bu? Her şeyi tartışıyorsunuz da işinize gelen, her türlü meseleyi tartışıyorsunuz. İşinize gelen her türlü itibarsızlığı yapıyorsunuz da, ya bu sizin alanınızda, bu sizin tek elinizde bir yer mi yani? Yeniliyorlar, mağlup oluyorlar. Ama masada nasıl bunu tekrar lehimize çeviririz diye maçı orada döndürmeye çalışıyorlar. Ve halk da bunu görüyor yani, millet de bunu görüyor. Bu ülkenin başbakanı 1000 defa bu lafı söylese 1000 defa arkasında olmak gerekir. Bu bir endişe. Ve bu endişeyi, toplumun bu endişesini, anne babanın bu endişesini, hatta belki gencin o endişesini paylaşmak gerekir. Yani özgürlüğüne kimsenin müdahale edildiği yok Türkiye'de. Kim ellerini birbiriyle tutmuş da ellerine hayır falan denmiş yani. Kim her türlü hayat tarzını istediği gibi gezmiş tozmuş da işte bu işlerde en çok refleks gösteren vilayetleri biliyoruz yani. Ya bir tek böyle olay olsa bayraklaştırılır yani.
mevcut gazetelerde, mevcut televizyonlarda sabahtan akşama kadar döndürüp döndürüp verilebilir yani. YouTube'un belki de en çok tıklanılan videosu haline döndürüldü. Birkaç vilayette polisin mutat güvenlik uygulaması aslında bu anlamda değerlendirildi ve dediğiniz gibi basında bir hayli geniş yer aldı da. Daha sonra ama ilgili vilayetin valisi açıklama yaptı, bu mutat bir güvenlik uygulamasıdır diye. Galiba bir şey aranıyor yani, bu bulunduğunda da iyi bir haber malzemesi olacak. Onun peşinde herkes gibi. Şu, mesele şu, Don, Volga ve Hazar. Yüzyıllar önce biz buradan bir kanal yapmaya çalıştık. Bu toprakların insanları müsaade etmediler. Rus emperyalizmi biçti geçti. Süveyş'te yapmaya çalıştık. Onu da İngilizler müsaade etmediler. Şimdi ilk kez bir şey başardık biz bu toplumda. Hem de iyi başarıyoruz yani. Yeni bir başlangıç yaptık. Ya bu yeni bir başlangıç. Bunu böyle kabul etmek gerek. Bunu kabul etmeyen siyasi partiler de düşünceler de tasfiye olacak. Geri döndürülemeyecek Türkiye'de. Yeni bir başlangıç yaptık. Moral buluyoruz. Bu ülkenin genci de moral buluyor. Şimdi düşünsenize, Marmaray'dan geçen bir gençle Taşlarla Aksaray minibüsüne binen bir gencin hayata bakışı ve yetişme tarzı arasında ve dünyayla rekabetinde veya dönün onunla beraber karşılaştığındaki özgüveninde dağlar kadar fark vardır. Yani bunu başarabilen bir Türkiye, o gence hayat hakkı veren, ona rekabet hakkı veren, ona karşısındakiyle eşit diyalog imkanı sağlayan bir Türkiye. Biz buna geldik bugün. Diğerlerin hepsini bir tarafa bırakalım. 232 baraj varın yapsın yani, yapılabilir. Hadi yapılabilir diyelim. Yani yapılamıyor da normalleştirelim. Hatta biraz da aşağıya düşürelim. Yapılabilir diyelim. Bölünmüş yollar yapılabilir diyelim. Hastane hizmetleri yapılabilir diyelim. Üniversiteler yapılabilir diyelim. iPad'ler yapılabilir diyelim. Akıllı bilgisayarlar, akıllı tahtalar yapılabilir diyelim. Bütün bunların sosyal yardımlar yapılabilir diyelim. Engelleri hizmetler yapılabilir diyelim. Medula sistemi yapılabilir diyelim. İşte çağ getirdi, imkan verdi, şunu sağladınız, bunu yapılabilir diyelim hepsini. Ama en önemlisi, bu 11 yıldır insana olan değer en üst noktaya geldi. Ve ben yani bir Amerikalı'dan bir farklı olduğumu düşünmüyorum. Yani. Bundan 25 yıl önce Dallas'ı, Jung çiftliğini seyrederken farklı alemleri seyrediyordum. Farklı dünyaları, farklı ülkeleri seyrediyordum. Ben 17-18 sene önce Rusya'ya, Moskova'ya gitmiştim. Moskova'da metroyu görünce gerçekten insan... Yani bakıyorsunuz bir taraftan köhnemiş, bitmiş bir imparatorluktan yeni bir devlet kuruldu orada. Komünizm bitti. Ama yer altında yeni bir şehir inşa etmişler. İstanbul'a gidiyorsunuz, trafikte kahroluyorsunuz. Artık Türkiye'de bunların da olduğunu görmek gerçekten aslında kıvanç verici bir şey. Bir de yapabilme gücünü gösteriyorsunuz. Yani bu var ya, bu kanırtmak, bu bükmek, yapabilme gücünü göstermek. Bu farklı bir şey. Bunu ne zaman gösteriyorsunuz? Fransa'da sıkıntı varken, İngiltere'de sıkıntı varken... Almanya iki yakasını bir araya getirip aman bir rüzgarla savrulmayayım diye bir tereddüt içerisindeyken, Yunanistan'da sıkıntı varken, bütün o ülkelerin tamamını sayabiliriz. Hepsinde kamu yatırımlarından tutun burslara kadar, kredilere kadar, emekli aylıklarına kadar, kamuda çalışanlara kadar hepsinde kısıntı var. Hepsinde. Bütün bunlar varken Türkiye, işte yeni bütçemizi yapıyoruz şimdi. 2014 bütçemizi yapıyoruz. 100 liranın 6,5 lirası açık. Bugün 100 liranın 1,2 lirası açık. 100 liranın 17 lirası gayri safi hasılada faiz, bugün ancak 3 lirası, 3,5 lirası faiz. Şimdi bir başka noktadayız. Yani dün 10 lira, 12 lira, 9,5 lira, 10 lira, 11 lira harcıyorsunuz yatırıma. Bugün bu yatırıma 50 lira harcıyorsunuz. Bugün 30 lira sadece, 30 lira derken bunlar hep yani eski parayla katılıyor. 50 milyar dolara köprü yapıyoruz. Aynen. Yani. Yani Kanal İstanbul adımını atıyorsunuz, ben yapabilirim diyorsunuz. Yani bu Obama'nın ilk çıktığı galiba, Yes We Can't. Yani evet, biz bunu becerebiliriz, biz bunu yapabiliriz. İlk kez böyle bir özgüven ortaya koyuyoruz. Bu hoş bir şeydir. Yani bu bizim ulusal onurumuzun, bu bizim milli onurumuzun en üst noktaya, insanlık onurumuzun en üst noktaya geldiği bir yer. Bunun üzerinden her siyasi parti sörf yapabilir. Niçin böyle bir değerlendirme ortaya koymuyorlar, merak ediyorum. Bunun üzerinden her fikir sörf yapabilir. Yani dün paralel devlet içerisinde olmuş bir fikirde sörf yapabilir. Ne yapacaksınız yani? Eğer bir yükseliyor, 150 milyar dolara gelecek işte 3-5 yıl sonra gayri safi hasılası, sırtınızı mı döneceksiniz? Hala ötekileştirecek misiniz? Dışlayacak mısınız? Onunla beraber en iyi ilişkiyi kurmak. Dün kurduğunuz ilişki biçimini bugün devam ettirirseniz başarılı olabilir misiniz? Olamazsınız. Biz ne Rusya'ya sırtımızı dönüyoruz,
Ne Amerika'ya sırtımızı dönüyoruz, ne Çin'e, hatta ne İran'a sırtımızı dönüyoruz. Etrafımızdaki bütün ülkelerle, işte bugün Irak'la olan ilişkilerimizdeki, ama bu şu demek değildir. Her ne olursa olsun, bütün menfaatlerimize aykırı gelse de herkesle iyi geçinmek zorundayız. Ya kusura bakmayın, bizim de kendi milli menfaatlerimiz söz konusu. Biz bu milli menfaatlerimizi en iyi şekilde yönetmek durumundayız. Çünkü ülkelerin görev alan, ehil olarak nitelendirdiği ve milletin yetki devrettiği siyasal partilerinin ve devlet siyasi olarak devlet adamlarının temel görevi odur. Ve tarih bunun hesabını sorar. Bugün belki anlaşılamaz. Bugün belki uyuşursunuz. Her şeyi size güzel görebilir. Bazı geçmiş dönemler olduğu gibi. Cebinize para giriyor. Ya iyi oluyor. Ama bir taraftan enflasyondan gidiyor. Sonra %700'lük, 800'lük faizlerle bunun ceremesini maalesef hakkıyla para kazanan insanlar ödüyor. Kim kazanıyor tekrar? Faizciler. Sayın Soylu, kısa bir virgül koyalım. Reklam için ara vermem lazım. Aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Eyvallah. Kısa bir reklam arası şimdi. Aslında tam anlamıyla bunu bir küre şeklinde görebilme fırsatını elde edemeyiz. Şimdi o olayın kendine ait çeşitli yönleri ve yöntemleri var. Ben valiyi savunacak değilim. Vali kendisini savunur. Ama özellikle bir törende devletin valisine veya devletin bir görevlisine, bırakalım devleti, normal bir sivil vatandaşa dönüp hakaret ediliyorsa bunu da görmek gerekir. Her açıdan görmek gerekir. Vali Bey'in verdiği cevabı da görmek gerekir. Ve bütün bunları da kendi mecrasında hem denetleyecek, hem bir şekilde bu konuda eğer uçlara kaçmış bir davranış şekli varsa bu konuda kendi değerlendirmesini yapacak ve bu değerlendirme üzerinden de kararını verecek bir de mekanizma var. Yani hem halk adına bunu yapacak bir mekanizma var, bir de bir halk mekanizması var. Yani devlet bu konuda her iki tarafla ilgili bir karar almaz veya bir değerlendirme yapmazsa halk kendi kararını, kendi değerlendirmesini zaten çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat biz şunu yapıyoruz, yani sürekli olarak işte geçmiş yüzyıldan veya geçmiş dönemlerden kalan bir alışkanlık maalesef, dönüp sadece olayın bir tarafına fokuslanıyoruz. Bir tarafını görüyoruz ve diğer tarafını görmüyoruz. Diğer tarafın normal, diğer tarafının olabilir, diğer tarafının makul veya diğer tarafının ya böyle bir hata yapılmış olabilir diye görüyoruz. Ama neticede insanlar, kameralar var. Herkesin huzurunda, devletin valisine bir hakaret var. Devletin kendini tutabilse belki çok daha iyi olur ama kendini tutamıyor. Muhakkak kendini tutamamasının karşılığında da biraz önce söylediğim gibi bir denetlemeyle zannediyorum İçişleri Bakanlığı herhalde bu konuda bir şey başlatmıştır, başlatacaktır. Ama böyle meseleler olur. Daha önce de Sayın Vali belediye başkanıyla bir tören sırasında yine sanıyorum bir tartışma yaşamıştı. Bir başka tarihte Eskişehir Valisi bir gazeteciyle ilgili bir attığı e-mail ile gündeme geldi. Şöyle bir şey var Sayın Soylu, siz demokrat... Efendim 60 dakikadan iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Soylu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Efendim süremiz 60 dakika. Sorularımız çok fazla. Dolayısıyla isterseniz hemen başlayalım sıcak gündemle. Adana Valisi Sayın Avni Coş günlerdir manşetlerden inmiyor. Nedir bu işin aslı? Yani bir devletin valisinin vatandaşla biraz da nahoş olmayan tarzda tartışmış olması... Bu kadar medyada geniş yer bulması normal mi? Özellikle meselelere hep siyahla beyaz bakıyoruz. Ve maalesef bu siyah beyaz alışkanlığı bizim geçen asırdan elde ettiğimiz bir alışkanlık. Ve bu asırda, 21. asırda bütün meseleleri bir siyah beyaz analizine tabi tutarsak, özellikle Türkiye 11 yıldır bunları her gün yaşıyor. Türkiye'nin belki de dezavantajlı olarak itilen bütün grupları, özellikle devlet tarafından itilen bütün gruplar, işte tek parti dönemini bir hem vali devlet hem vali parti anlayışını çok net bir şekilde yaşayan bir Türkiye'den geliyoruz. Orada valinin sandıklara müdahale ettiği, valinin partiye müdahale ettiği, partiyi yönettiği bir dönemden geliyoruz. Tabii bugünlerle o günleri kıyaslamak mümkün değil. Bu tip hadiseler söz konusu olabilir. Bir, bunları tırnak içinde söylüyorum, şeytanlaştırmamak lazım. Yani bu yanlış bir şey olur. Çünkü devletin de sağladığı bir sistem vardır. Liberalizm devleti tamamen yok eden veya liberal düşünce devleti tamamen ortadan kaldıran bir anlayışın sahibi falan değildir. Devleti denetleyici,
daha oryantasyon, daha oryante edici, yani halkla devlet arasındaki o ilişkiyi kurucu, daha küçük, bir daha etkin bir hale getirir. Ama o ceberrut de parti çizgisinden gelen liberal siyaseti aslında bir yandan temsil ediyorsunuz. Her ne kadar bugün AK Parti içinde olsanız da. Acaba darbeler döneminden kalan bir tortu var mı devlette hala? Yani ceberrut devlet anlayışı, yukarıdan bakan vatandaşı biraz da aslında hani teba olarak gören bir anlayış hala acaba yüksek bürokraside devam ediyor mu? Biraz bunun tezahürü olabilir mi bakışlar? Bürokrasi güçlü bir gelenek. Ve bürokrasi kendi egemenliğini, kendi kuvvetini, kendi hakimiyetini bir şekilde bırakmak istemeyebilir. Bu sadece Cumhuriyet döneminde yaşadığımız bir güçlü gelenek değil. Devlet-i Ali Osmaniye'de de bunu güçlü bir şekilde yaşadık ve gördük ve oradan tebarüz eden, oradan gelen bir gelenekte. Muhakkak ki dünyanın belki liberalliğe evrilmesi biraz daha, daha doğrusu serbestleşmeye, demokratikleşmeye evrilmesi, temel hak ve hürriyetlerin özellikle devletin bütün reflekslerine yön vermesi, bunlar hepimizin hayatına dokunuyor.